Hastanenin kapısına kar doldu, garip düştüm, yüreğime dert oldu. Anam hastaneye ben de yatmazdım, hastanenin köşeleri yordoldu. Anam hastaneye ben de yatmazdım, hastanenin köşeleri yordoldu. Açman pencereyi değmesin yeller, bugün efkarlıyım bilmesin eller. Köyüme varınca veremidirler ölüm ver Allah'ım ayrılık verme. Köyüme varınca veremidirler ölüm ver Allah'ım ayrılık verme. Merdivenden çıktım yan basa basa, ciğerim kurudu kan kusa kusa. Biliyorum anam ömrüm çok kısa, ölüm ver Allah'ım ayrılık verme. Biliyorum anam ömrüm çok kısa, ölüm ver Allah'ım ayrılık verme. Mezarım üstünde yayılan koyun, gelin komşularım elbisem soyun. Yavrular görmeden mezara koyun, ölüm ver Allah'ım ayrılık verme. Nazlı yar görmeden kabire koyun, ölüm ver Allah'ım ayrılık verme. Şu dağların arkasını bilirim, aman 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 oy kader kader. Şu dağların arkasını bilirim, aman 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 oy kader kader. İflah olmaz da ben bu dertten ölürüm, yedin beni de kalk be kader aman aman. İflah olmaz da ben bu dertten ölürüm, yedin beni de kalk be kader aman aman. Benim madem de yardan evvel yetersen, aman 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 oy kader kader. Desli yazında mezarımın taşına, yedin beni de kalk be kader aman. Dertli yazında mezarımın taşına, yedin beni de kalk be kader aman. Kahırlı dağların ardından haber beklerim yavrumdan. Buram buram hasret kokar ucu telli mektubundan. Buram buram hasret kokar ucu telli mektubundan. Çektirme yeter ayrılık, ölümden beter ayrılık. Ben yavrumu çok özledim, burnumda tüter ayrılık. Ben kuzumu çok özledim, burnumda tüter ayrılık.
Yunus abi, bu köyün ismi ne ya abim? Çayırözü. Çayırözü. Peki neden Çayırözü demişler? Daha önceki farklı bir ismi mi var? Yok, bu kurulduğundan beri Çayırözü köyü zaten. Çayırözü. Çayırözü, evet. Evet, kaç yıllık buranın geçmişi? Kaç asırdır? 200-300? Yok, o kadar yok. Biz Kafkas kökenli olduğumuz için. Kafkas derken Çeçen? Abaza. Abaza, Çerkez köyü mü? Çerkez köyü, evet. Anladım. Kafkasya'dan geliş tarihimiz 140-150 sene falan oluyor. Evet. Peki biraz köyden bahsedelim. Köy kaç hane, köyde kaç kişi yaşıyor? Köyümüz aşağı yukarı 40 hane var mı? 40. Hane olarak 20 falan ancadır. Şu anda 20 hane mi? 20 hane. Yazın hane biraz olarak daha şenleniyor değil mi? Şenleniyor. Kışın. Ankara'dan gurbetçiler geliyor, yazlıkçılar geliyorlar. Evet. Tatil yapıyorlar kışa doğru da. Aynen öyle. Evet, gidiyorlar. Bu köyün muhtarı kim? Bu köyün muhtarı Ercan. Ercan, babam olur kendisi. Öyle mi? Evet. Muhtarıma da buradan selamımız olsun. Aleyküm. Muhtarım, bize bir baba yiğit lazım. Bu köyün geniş kapsamlı bir çekimini yapacağız. Çıkar mı bu köyden bir baba yiğit? Çıkmaz olur mu? Baba yiğit olabilir yani. 3 lira verecek bir sponsor çıkar mı? Eğer oturup doğru konuşalım. Kaç lira? 3000 lira TL'cik. Valla bilmiyorum onu. O zaman şöyle diyelim. Ankara'da yaşayan, Türkiye'de yaşayan ne kadar bu köyün gurbetçisi varsa onlara seslenelim. Bize bir baba yiğit lazım. Bir sponsor lazım. Biz bu köyün geniş kapsamlı, detaylı çekimini yapacağız. Bize bir sponsor lazım. Ekrandaki iletişim numarasından bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. İyi dedim mi? İyi, güzel. Çıkar mı bu köyden bir baba yiğit? Çıkar, çıkar. İnşallah çıkar. Çıkar. Ben de çıkacağına inanıyorum. Hı-hı. Var mı çoluk çocuk? Çocuk, evet. İki çocuk. Nerede çocuklar, nerede? Çocuklar Ankara'da. Ankara'dalar. Ne iş yapıyorlar senin çocuklar? Çocuklar, biri üniversitede eğitim görevlisi, biri de belediyede. Belediyede. Güzel. Evet, işte. Torun var mı? Torun var. Kaç tane torun var? İki tane. İki tane. Onlara bir selam gönder şöyle televizyonumuz, evet, aracılığıyla. Evet, öpüyorum torunları. Evet, yanımızda bir genç kardeşimiz daha var. Onunla da bir kısa röportaj yapalım. Kendisi muhtarımızın oğluymuş. Evet, küçük oğluyum. Adım Samet. Samet, ne yapıyorsun? Biraz kendinden bahseder misin abim? Şöyle ki okulu bu sene bitirdim. Samsun'da elektrik elektronik mühendisliği bitirdim. Şu an bir iki yerle iş görüşmesi halindeyim. İş mülakatlarım da olumlu geçti. Haber beklemekteyim. Babama yardım ediyorum şu an. Hayvancılık yapıyoruz, tarım yapıyoruz. Hani köyün geçim kaynakları zaten tarım üstüne, hayvancılık üzerine. Odunculuk yapılıyor. Evet. O tarz şeylerde de yardım ediyorum. Muhtarımızın birinci dönem mi yoksa ikinci dönem mi? İkinci Kaçıncı dönem? Dönem? İkinci dönem. İkinci dönem. Yine tekrar aday olacak mı yeni seçimlerde? Belli değil ya henüz. Belli değil. Evet. Köylü tercih ederse neden olmasın? Olabilir tabii ki. Evet, şöyle köylülere, gurbette yaşayan tüm gurbetçilerimize bir selam gönder. Gerçi bu fragman çekimimiz, yani kısa çekimimiz. İnşallah bir sponsor çıkarsa bu köyden daha geniş kapsamlı muhtarımızla beraber güzel bir çekim yaparız inşallah. Türkiye genelindeki tüm köylülerimize de Yunus amca, evet, selamlarımızı iletiyoruz, evet, Yozgat TV üzerinde. Hani köyümüz şu zamanlarda biraz mahzun kaldı açıkçası. Hani çok köye uğramadıklarını görüyoruz son zamanlarda. Bekleriz. Evet, gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüz. Aynen değil öyle mi? Köyünüzü unutmayın diyoruz tüm gurbetçilerimize. Aynen öyle. İlk baharın seni gibi
İlkbaharım seni gibi aktı gitti zamanım. Umudumu hayalimi yıktı gitti zaman, eyvah 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 ömrümü. Umudumu hayalimi yıktı gitti zaman, eyvah 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 ömrümü.